bak. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Gülmez. Bugün sizlerle antifrizli konsantre cam suyu hakkında konuşacağız. Ben bu videoyu Antalya'da yapıyorum. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok diyorum. Yani Antalya şartlarında eksileri görmediğimiz için. Şimdi arkadaşlar ben bunu kaldeni aldım. Bu şekil. Şimdi sizinle birlikte açıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buraya 4 tane bardak çıkardım. Öncelikle bardağın birisini ben suyla dolduruyorum. Bu şekilde suyumu kattım. Sonrasında şimdi depomuz, yani cam suyu depomuz muhakkak içerisinde cam suyumuz veyahut da suyumuz mevcut. Şimdi bunun oranını bir oranda, diğerini bunu 3 olarak farz edersek 3'te 1 oranda, bunu da 3'te 2 oranda dolduracağım. Bu şekilde 3'te 2 diye düşünüyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hemen bu 3'teki oranda bunu tam olarak dolduracağım. Evet arkadaşlar, biz bu şekilde sıralamayı yaptık. Şimdi antifrizli konsantre cam suyumuzu bu şekilde birebir oranda koyuyoruz. Söylemiş olduğum gibi araç deposunda muhakkak içerisinde olacağı için tamamıyla boşaldıysa bunu -20'ye kadar donacağı söyleniyor. Şimdi bir oranda bu. Yani aracın su deposunu farz edin bunu bu şekil. 3'te 1 oranda suyumuz var. Biz şimdi bunu konsantre antifriz cam suyumuzu koyduk. Tabi rengi biraz daha açıldı. Sonrasında 3'te 2 oranda şu şekil koyuyoruz ve bu şekil teste maruz tutacağız arkadaşlar. Antifriz cam suyumuzu da bu şekil koyduk arkadaşlar. Şimdi buradaki broşürde ve kullanma tarifinde anlatılan bu -20'ye kadar donma, sonrasında -8'e kadar, -4'e kadar suyumuz da bilindiği üzere 0 oranında donma oluşacak. Şimdi ben bunu arkamdaki buzdolabına koyacağım. Buzdolabında bunun donma seviyesine göre, saatine göre yaklaşık 3 ya da 5 saat bekleteceğim. Sonrasında hangisi, hangi oranda donmuş ona göre şey yapacağız. Şimdi dolabın içerisinde dijital bir adet şöyle göstereyim. Rahat bir şekilde görünüyor mu? Şu anda dolabın içerisi -11. -20. Bu derecede gene onun içerisinde kalacak. Söylemiş olduğum gibi -20'ye kadar bunun düşmesi bekleniyor. Sonrasında 8 ve 4 ve suyun donma oranı. Ben şimdi bunları yerleştiriyorum. Başlangıca koyuyorum arkadaşlar. Bu -20. -8. -4. Ve de suyumuz arkadaşlar. Ben sürece göre kısım kısım bekleteceğim. Şu anda söylemiş olduğum gibi -10'da bunu alt kısma koyuyorum. Sonrasında yavaş bir şekilde buzdolabını kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi konunun ortasındayken sizden ricam olur ki kanalıma abone olmayı. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa tabii ki yorum kısmına bırakacaksınız arkadaşlar. Geriye kalanında durum vaziyete göre aracımızın içerisinden koyacağız. Ve de bu şekilde devam edeceğiz. Söylemiş olduğum gibi biz Antalya'da yaşadığımızdan 0 dereceleri görmüyoruz. Zaten videonun alt kısmında, konum kısmında Antalya olarak çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi söylemiş olduğum gibi yaklaşık 3 ya da 5 saat bir bekleme süremiz var. O süreye göre biz buna bakacağız. Sanırım -20'dekinin donmamasını umuyorum. Şu anda derecem -11'leri gösteriyordu. Evet, bekledikten sonra tekrar göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 2 saatin sonuna geldik. Yaklaşık 3-5 saat bekletecektim.
Şu anda şöyle derecemize bakalım öncelikle. 16,8 arkadaşlar. Derecemi dışarı çıkarıyorum ben şimdi. Şimdi bu %100 antifrizli cam suyumuz. Bu 3'te 2 oranda şöyle koyacağım. Şu 3'te 1 oranda. Ve de bu da suyumuz. Arkadaşlar bunlar eksi 20'ye kadar inecekti. Derecemiz 16 dereceye ulaştı. Yani dip frizimizin içerisinde buzdolabımızın üst kısmı 16 derece. Bu karlama yapmış arkadaşlar. Biraz daha yakın çekim yap istersen. Şu şekil. Bu 20 dereceye kadar dayanmadı. Yani yaklaşık 2 saat, 2,5 saat boyunca bu durdu. Ama 15 dereceye kadar dayandığını düşünüyorum. Diğerine bakalım. Diğeri 8 dereceye kadar dayanacaktı. O tamamıyla bir karlama olmuş. Bakınız. Evet. Bu da 4 dereceye kadar, eksi 4 dereceye kadar. Bu da eksi 20, eksi 8, eksi 4. Bu da aynı şekil. İç kısımlarını biraz daha yakınlarını ve alttan bir çekim yaparsak. Evet. Gördüğünüz bu da aynı şekilde buzumuz sıfırda donduğu için şu anda hatta girmiyor. Daha şiddetli vuruyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıfır donma noktasında bu dondu. Eksi 4'te bu dondu. Eksi 8'de bu dondu. Eksi 20 olarak gözüküyor. Ama eksi 15, 16'da bu şey karlandı. Yani 20'ye kadar tam bir donma olasılığı olacaktı. Zaten bunun donmaması için içerisine etil alkol konuluyor. Etil alkol oranı %20'nin üzerinde olması gerekiyor. Derecemiz hala değişiyor. Şu anda oda sıcaklığına ulaşabilmesi için. Eksi 6,6'larda. Şimdi bu cam suyunun önemi konusunda konuşacağım. Şimdi önce videomda da söylemiş olduğum gibi yani biz Antalya'da ikamet ediyoruz. Biz bu eksileri görmediğimizden dolayı araç motor suyu, pardon, cam suyunun normal su içerisine sirke. Onunla ilgili de bir video yapacağım bir sirke konusuna. Yani kireçli olduğu için. Antalya'dan Konya'ya bir yolculuğum vardı. Kamyon arkasında seyir halindeydim. Ben ilk defa gördüm. Yani arkadan atan kamyonun çamurları olduğu gibi ön camına doğru gelmişti. Akseki ve Seydişehir arasında aracın sileceğini çalıştırdım ve orada ben motorun donduğu, yani motorun arıza yaptığını düşündüm. Meğersem donmuş. Bizde antifriz yoktu. Antifrizsiz Konya'ya gittik. Yaklaşık 1-2 saatlik bir işlerim vardı. Onun suretiyle bekleme durumunda kaldım. Oradaki arkadaşlarım, beni misafir eden dostlarım aracı istop etmememi söylediler. Yani araçta da antifriz yoktu. Yaklaşık söylemiş olduğum gibi 10-15 sene öncesiydi. Şimdi bu tekrar konuma döneyim. Bu eksi 20'ye kadar eğer ki donuyorsa zaten aracın motor sıcaklığı da gelecektir. Motor sıcaklığı ile birlikte tabii bu tam eksi 20'leri bulmayacaktır. Yani yaklaşık 10 derece fark ettireceğim belki 15 derece fark ettireceğini düşünüyorum. Şimdi eğer kış şartlarını geldi zaten şu an Aralık ayı içerisine girmek üzereyiz. Malum Türkiye şartlarında kış geldi. Arkadaşlar cam suyu tamamıyla boşaltalım. Sonrasında bu şekilde antifrizli bu Caldini marka bir antifrizli cam suyu. Burada zaten üst düzeyde de anlatmış olduğu broşür kısmında da var. Burada etil alkol durumuna bakıyor. Bu da eksi 20'leri bulabilmesi için %20 %25 oranında etil alkol içermektedir diye bu şekil. Ya yani burada alırken dikkat ederken bu şekilde mavi olmasına antifrizli konsantre cam suyu olarak bu şekil yazıya dikkat etmeli ve etil alkol oranı %20 %25'in civarlarında olmalı arkadaşlar. Ben şimdi geri kalanı aracın deposuna boşaltacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Tekrar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ediyorum. Esen kalın, hoşça kalın. Antalya'dan kucak dolusu selamlar, saygılar. Hangisinde buz var? Bunda var. Bunda var, bunda var, bunda var. Evet. Hangisinde buz yok? Bunda yok. Bunda buz yok değil mi? Hı. Bunda da var. Evet. Ama bu çıkışmış. Arkadaşlar, geriye kalan cam suyumuzu aracımızın deposuna koyacağız. Bu da tabii. Bizde başarılı olarak geçti. -15, -16'ları gördü arkadaşlar. 1 litre olduğu gibi aldı. İçinde de bir şey kalmamış. Biz bunun üzerine biraz daha su ilave edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Esen kalın.